Hadi gelin oranları hesaplama ve karşılaştırma konusunda biraz alıştırma yapalım. Soru da şöyle denmiş. Bir evcil hayvan dükkanında 3 balık akvaryumu bulunuyor. Her akvaryumda farklı miktarda su ve farklı sayılarda balık var. Yani A akvaryumunda 40 litre su ve 5 balık varken B akvaryumunda 100 litre suda 12 balık, C akvaryumunda ise 180 litre suda 23 balık var. Bu akvaryumları balık başına düşen su miktarı açısından küçükten büyüğe doğru sıralayın denmiş. Balık başına düşen su miktarı derken neyi kastetmiş olabileceklerini bir düşünelim. Bunu su miktarının balık sayısına bölünmüş hali gibi düşünebiliriz. Balık başına düşen su miktarı. Yani mesela A akvaryumunda 40 litre suda 5 balık var. Başka bir deyişle her 5 balık için 40 litre su var. Bu durumda 40 bölü 5, 8'e eşit olduğuna göre, A akvaryumunda her bir balık için 8 litre su var demek oluyor. Yani bu akvaryuma yeni bir balık eklenirse, eklememiz gereken su miktarı 8 litre. Şimdi B akvaryumuna bakarsak, 12 balık için 100 litre su var. Yani oran ne olacak? Şöyle, Yüzü 12'ye böldüğümüzde 8 olur. 8 kere 12, 96'dır ve geriye 4 kalır. Bu da 8 tam 4 bölü 12 eder. Yani bu akvaryumda da her bir balık için 8 tam 1 bölü 3 litre su varmış. Aslında burada tek yaptığım bu bileşik kesri yani 100 bölü 12'yi tam sayılı bir kesre dönüştürüp sonra da sadeleştirmekti. Yüzü 12'ye böldüğünüzde 8 olur, 4 de kalandır. Bu yüzden sonuç 8 tam 4 bölü 12 olur. O da 8 tam 1 bölü 3'e eşittir. Ve son olarak C akvaryumunda 180 litre su ve 23 balık var. Peki bunda oran ne olacak? 180 bölü 23... E, hadi gelin hesaplayalım. 180 bölü 23 cevap 9'dan az olacak gibi görünüyor. 8 kere mi? 8 kere... Hayır, hayır, 8 de değil. Bakalım, 7 kere mi? 7 kere 3, 21. 7 kere 2, 14. Artı 2, 16. Çıkarınca elimizde 19 kalıyor. Yani bölüm 7 ve kalan da 19 oluyor. Ya da balık başına 7 tam 19 bölü 23 litre su düşüyor da diyebiliriz. Şimdi akvaryumları balık başına düşen su miktarına göre küçükten büyüğe sıralayalım. Balık başına en çok su B akvaryumunda var. 8 tam 1 bölü 3 litre. Bu yüzden bu ilk sırada olacak. A akvaryumu ikinci sıraya gelecek. Evet, bu 8 litre ile ikinci sırada. Ve C akvaryumu da en sonda. Aa, aslında küçükten büyüğe sıralamamız istenmişti. O yüzden düzeltmemiz gerekiyor. C akvaryumu en az ve B akvaryumu da en çok. Bu durumda şuradaki sıralamayı değiştireceğim. Aslında ben bu soruyu Kaan Akademi web sitesindeki alıştırmalardan kopyalayıp yapıştırmıştım. O yüzden şimdi asıl örneğe geri dönüp cevabı onun üzerinde yapacağım. C en az olandı, B de en çok olan. Kontrol edelim ve cevabımız doğru.